Kehf suresi. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Bak diyor ki onların kalpleri üzerinde sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Sabır ve kararlılık. Allah rapt ediyor. Mehdi talebelerin iki özelliği. Sabır. Ve Mehdi müthiş bir kararlılık içinde olacaktır. İnşallah. Kıyam ettiklerinde ki 2012'dir inşallah. İnşallah hocam. Demişlerdi ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Yani tek Allah'tır. O gençler, bir kere Mehdi talebeler gençlerden oluşacak. O gençler Allah bak genç kelimesini özellikle vurgulamış. Orta yaşta demiyor, genç. Mehdiyet gençlerle oluşacaktır. Öyle başlayacak bir harekettir inşallah. İnşallah. Rabbimiz katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğru yolu kolaylaştır. Mağaranın içinde iş olur mu? Uyuyanın işi olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama Allah oluyor diyor. İnşallah. Bir sır içinde sır var. Demek ki biz bir nevi rüyadayız dünyada. İnşallah hocam. Değil mi? Evet. Rüyanın içerisinde hayatı yaşıyoruz. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor. Bir nevi madde var fakat biz görüntüsünü görüyoruz. Bak işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Şimdi mağarada yatıyor Ashab-ı Kehf. Ama ne diyorlar? İşimizden bize doğruyu kolaylaştır. Evet. Gerçekten onlar Rablerine bak gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerde. İman etmiş gençleri demiyor bak Allah. Gerçekten iman etmişlerdi. Maşallah. Gerçek iman ayrıdır. Çok nadirdir. Gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Demek ki hidayet artabiliyor. Sabit değil. Bizim kavmimiz diyor, ondan başkasını ilahlar edindiler. Apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Darwinistlerin var mı delili? Hiç yok hocam. Apaçık delil getirsinler diyor. İnşallah. Bak Cenab-ı Allah. İnşallah. Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenlerden daha zalim kimdir diyor. Bu yalanlarını da açıklayacaklar, bu iftirayı da açıklayacaklar ahirette. İnşallah hocam. Madem siz onlardan, şeytandan Allah'a sığınırım ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız, ailelerinden, işinden, gerekirse okulundan ayrılıyor. O halde mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. İş, faaliyet var. Bakın hem uyuyorlar hem faaliyet var. Yani rüyadalar. İnşallah. İnşallah. Mağaralarının sağ yanı diyor ki görürsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir. Battığında onlar sol yönden keser geçerdi. Onlar da mağaranın geniş boşluğundalardı. O kadar çok konu var ki ben yani %70-80'ini geçiyorum. Yani zamanı olmadığı için. İnşallah hocam. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu, Mehdi'nin çıkışının, İsa Mesih'in inişinin, kıyametin yakın olmasının, İslam'ın dünya hakimiyetinin ve gerçekten bak kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için. Kehf suresinde niye kıyametten bahsetsin? Kehf ehliyle ilgili niye kıyametten bahsetsin? Kehf ehliyle. Kıyamet alameti olarak belirtiyor. Evet. Doğrudan Mehdiyet'e bakıyor inşallah. İkinci işare anlam olarak. Onları buldurmuş olduk. Hah, onlar ortaya çıkmıyor. Mehdi'yi insanlar buluyor. İnşallah. Kur'an buna işaret ediyor bak. Onları buldurmuş olduk. Değil mi? Kendini göstertmek ayrıdır. İlan etmek ayrıdır. Başkalarını gidip onu bulması ayrıdır. Evet. Mehdi'yi insanlar kendileri bulacak. Kur'an buna işaret ediyor inşallah. İnşallah.
kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. İstişare. Demek ki hak cemaatin özelliği. İnşallah. Mehdi cemaatin özelliği olacak. Tartışacak. Kendi aralarında durum değerlendirmeleri yapıyor. Bir kısmı dedi ki onların üstüne bir bina inşa edin. Demek ki bu mübarekler bina inşa etmeyi de bilecekler. İnşallah. Bina inşasıyla ilgilenecekler. İnşallah. Demek ki o tarz bir meslekte de bağlantılar olacak bu gençler. İnşallah hocam. Bina inşa ediyor. Evet. Rableri onları daha iyi bilir. Onların içine galip gelenler ise üstlerine mutlaka bir mescit yapmanız dediler. Yani bu çocukların demek ki evleri mescit. Bu gençlerin bulunduğu yerler mescit. Maşallah. Yani keyfi bir yer yok. İnşallah. Ama bina yapmada da ustalar. İnşallah. Var öyle bir özellikleri. Evet. Hiçbir şey hakkında bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Mehdi talebelerinde en çok inşallah Mehdi talebelerini duyacağız. İnşallah hocam. İnşallah, maşallah en çok kullananlar bu kilit kelimelerle dünyaya hakim olacaklar. İnşallah. Sırrıdır dünyanın. İnşallah, maşallah. Dünya hakimiyetin sırrıdır. Mehdi talebelerin sırrıdır. Kilit kelimesidir. Kehf suresinde açıklanmıştır bu. İnşallah. Unuttuğun zaman Rabbini zikret. Ahir zamanda unutkanlık yayılacak demek ki. İnsanlar hatırlayamayacaklar birçok şeyi. Bediüzzaman ne diyor? Ahir zamanda unutkanlık yayılıyor, artacak diyor. Hadis var. Mehdi devrinin özelliğidir. Kur'an'da ne diyor? Bak. Unuttuğun zaman Rabbini zikret. Demek ki Allah zikredenler unutmaya karşı beyinlerini daha güçlü tutacaklar. İnşallah. Allah'ı zikredenin beyni daha sağlıklı olacak. O öbür türlü unutma daha yaygınlaşacak. De ki umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarı yöneltip iletir. Kısa zamanda dünya hakimiyeti olacak. Bak ne diyor? Bunu beni bundan daha yakın bir başarı yöneltip iletir. Yani 309 yıl değil. Çok kısa zamanda. 1980'de başlayacak. 2020'de bitecek. İnşallah. İnşallah. Bak peygamberi Allah böyle dua ettiriyor. Bak bundan daha yakın bir başarı yönetip iletir. Kısa sürede bir dünya hakimiyeti inşallah. 300 yıl kaldılar. 300 sayısı hatırlıyor musun Berker'im? Estağfurullah hocam. 313. Hazreti Mehdi'nin yardımcılarının sayısı hocam. Evet. Ve sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku, onun sözlerini değiştirici yoktur. Demek ki Kur'an'a çok sadık olacak Mehdi talebeleri. Buna işaret var. Ki Kur'an'ı çok okuyacaklar, Kur'an'ı dayandıracaklar. İnşallah. Açıklamalarını. İnşallah. Sen de sabah akşam onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlere bir kez sabret. Demek ki Mehdi talebeleri de sabah da, akşam da Allah'a dua edecekler. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. Bak Rablerine dua edenlere birlikte sabret. Dünya hayatının aldatıcının süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Yani kokmuş dedenin malı için, kokmuş amcanın yemeği için, aşağılık bilmem işte kendini malını mülkünü değil mi? Evet. Küfür yolunda kullanan için değil. Allah için çalışanlara gözünü kaydıracak. İnşallah. İnşallah. Bak süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz kendi istek ve tutkularına yani yeme, içme, yatıp kalkma hevasına uyan ve işinde aşırı gidenlere de itaat etme. Onlara uymayın diyor. İnşallah. Birbirinize sadık olun diyor Cenab-ı Allah. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu demokrasi değil mi bu? Evet. Bak dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Baskı yok. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.
Onlar altlarına ırmaklar akan Adnen cennetler onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Evet. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Bak Kur'an'da sırf Kehf suresinde var. Evet. Maşallah. İnşallah ve maşallah. Bak 39. ayet. Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Demek ki Mehdi talebelerin bulunduğu yerler böyle bağlık, bahçelik güzel yerler de olacak. İnşallah. Boş yer olacak. Bir şeyler anlatılıyor Kur'an'da inşallah. Seninkinin üstüne diyor Allah gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesiverir. Kaygan bir toprak. Erozyon ahir zamanda mı oldu? Evet hocam. Erozyon değil mi? Evet hocam. Büyük bir tehlike olmadı mı? Evet hocam. Kur'an bak erozyona dikkat çekiyor. Ahir zamana dikkat çekiyor. Bak. Afet yani kaygan bir toprak kesiliverir. Değil mi? Evet inşallah. Evet. Veya onu suyu dibe göçü verir de böylece onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Yerin altı su dolu. Peygamberimiz zamanında sondaj aletleri yoktu. Yani su, yerin altının bu kadar derinliğinden su çıktı bilinmiyordu. Kuyudan çıkarıyorlardı. Mesela 20 metre, 30 metre, 40 metre derin en fazla. Evet. Ama şimdi sondaj aletleri 250, 300 metre, 400 metre, 500 metre su buluyor. Evet. Şey mi? Bak böylelikle diyor ki Allah veya onun suyun dibe göçü verir ve böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Yani Cenab-ı Allah ben istersem onu yapabilirsiniz diyor. Yerin altındaki suyu çıkarabilirsiniz. Yerin derinliklerinde su olduğunu söylüyor Allah. Mal ve çocuklar dünya hayatının çekici süsüdür. Münafıklar hep mal ve çocuk için kahpelik yaparlar. En hoşlandıkları şeydir. Evet, mal ve çocuk. Sürekli olan salih davranışlar ise Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Samimi ibadetler Allah makbul buluyor. Mal ve çocuklar için değil mi? İmanını satmayı Allah aşağılayıcı bir tavır olarak gösteriyor. İnşallah. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca 1984 yapıyor. Ebced'i ne diyorsun Oktar? Maşallah. Maşallah hocam. Kim buluştu 1984'te iki denizin birleştiği yerin acaba? İnşallah. Değil Hazreti mi? Mehdi bir inşallah. Olabilir. İnşallah. Allah var. Bakıp geçiyorum. İki seddin arasına kadar ulaştı. 2015. Maşallah. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. 2017 Ebced. Maşallah. Hep Kehf suresinde. Dedi ki Rabbim beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç ve nimet ve imkan daha hayırlıdır. 1987 veriyor. Maşallah. Ebced.